Yayınıma hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran 2020. Evet Türkiye Libya'da neler yaptı? Bunu görmek için güzel bir kare buldum. Ve evet 3 tane kare buldum. Türkiye'nin Libya'daki uğrattığı değişimler. Hafter bayağı zayıflamış. Evet. Soldaki resimde değerli izleyenler soldaki resimde şimdi ekrana getiriyorum. Hafter o kadar kibir dolu ki Türkiye askeri daha Libya'ya yeni geliyor. Hafter orada hakim. Trablus'a dayanmış. Ve Alman Dışişleri Bakanlığı mahcup hali. Nereye geldim ben der gibi hali. Ve Hafter'in hiç takmayan ve gurur dolu hali. Apoletleri dolu. Başlık. Alman Bakan tedirgin. Çok da ürkek karşısında. İşte değerli izleyenler şu halden Hafter Evet şu halden Hafter Alman Dışişleri Bakanlığı karşılarken ki o gururu O kendinden emin hali, kibri Şimdi görün değerli izleyenler Sağda bir resim var al e, Şu anda üniforması açık kahve Ve Alman Büyükelçi bakın bakan bile değil Yüzü zayıflamış Kaşlar yukarı kalkık değil. Gözler ve kaşlar feri düşmüş. Yani Hafter müflis iflas etmiş bir tüccar gibi. İşte değerli izleyenler Türkiye Libya'ya gelince kibirli ifadeler kullanan sözcüsü Müsmariye Trablus'a onları dökeceğiz diyen Hafter'in hali. Hafter Trablus'a dayanırken Macron'la kucaklaşmış sanki baba oğul görüşmesi Macron'un sanki sanarsınız öz babası mezun olmuş babasına koşmuş. İşte görüyorsunuz ama bir kare var. Daha Türkiye Libya'ya gitmeden Libya hükümeti yapa yalnızken Macron'un Sarac'a bakışına bakın. O ok işaretiyle özellikle gösteriyorum. Sayın Sarac'a bakışına bakın değerli izleyenler nasıl nefret dolu göreceksin der gibi. Ama Hafter çok rahat. İşte değerli izleyenler bir başka aktör Lavrov. Lavrov'un sanki dünürü gelmiş, ziyarete gelmiş. Hafter'in arkada bir de her zaman yanından ayrılmayan bir tane danışmanı var. Beyaz kökenli diye düşünüyorum kendisini veya Mısır kökenli olabilir. Bakın haline hep sırıtıyor. Sanki akraba ziyaretindeler. Yani Hafter oraya gelene kadar, yani Trabzon'a dayanana kadar kimlerden destek aldığını görmektesiniz. Türkiye'nin sahadaki değişimi nasıl sağladığını da görmektesiniz. Tabii ki Alman bakan solda resimde kapıda bekletildiği anlar var. Bu da onun tabii ki kendi adına üzücü bir şey bir bakanı bekletmişti Hafter. Nerede nereye değil mi? Nereden nereye? Ama Sayın Saraj mutluluktan uçuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı en çok en son ziyaretinde hafif de şöyle bir sakal bırakmış. Bence tüy almış Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Yakışmış demişti Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldin derken. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz derken Saraca sakalını göstererek güzel çok güzel olmuş demişti. İşte bu durumlar, bu değişimler bizleri gururlandırıyor. Şimdi sahaya dönelim isterseniz. Sahada neler bitiyor onu, ona değinelim. Değerli izleyenlerim, Türkiye'nin kargo gemisi desteği yani silah desteği müttefiki Libya hükümetine devam ediyor. Çünkü resmi bir hükümet destek ve talep ediyor. Askeri anlaşmalar var. Yasal bir hak. M60 tanklarımız Libya'da çöl şartlarına uygun evet değerli izleyenler dizayn edilmiş. O büslerimize bakın. Fırtına büslerimiz ve o kadar etkili ki sahada çok ama çok. Ayrıca Korkutlar yakın mesafe hava savunmada ve özellikle roket atışlarında onları dahi durduracak mekanizmaya sahipler hızlı atımlar gerçekleşirse Hawk sistemi bu sistemin mik düşürdüğünü daha önceki yayınlarımda sizlere ısrarla belirtmiştim. Demiştim ki bu Hawk sistemi mik uçaklarını düşürüyor. Daha önce de düşürdü. Şimdi gel gelelim sahaya demiştim ya. Sahada şu anda LNA'nın da Hafter'in de son bir tabii ki kendini kurtarmak adına hamleleri var. Umehe'nin de tabii ki Libya hükümetinin de Libya ordusunun da şu anda destek birlikleriyle yüklü bir konvoyla oraya geldiği de aşikar. Demin saydım bu silahlar da şu anda Sirte'de konuşlanıyor. Sabredin değerli izleyenler bunların meyvesini birkaç gün içinde alacaksınız. Akdeniz'de Türk donanması yol geçen anı yaptı Akdeniz'i. Akdeniz'de Yunanlıların tüm tahriklerine rağmen. Evet değerli izleyenler Yunanlıların tüm tahriklerine rağmen. Savunma bakanlarının çatışmaya hazırız blöflerine rağmen ne yaptık? Onlara denizde öyle güzel bir cevap verdik ki dedik ki bu kargo gemisi Türkiye'nin koruması altındadır. Türkiye'nin desteği altındadır deyince tıpış tıpış döndüler ve hemen bir açıklama geldi. Ne geldi dersiniz? Açıklamada öyle bir söz ki yani evlere şenlik Aynen şu. Ya biz çatışmaya taraf değiliz. Çatışma iki tarafında yararına değil. Ne oldu Yunan? Hep aynısın. Hep aynısın. Boş bırakmaya gelmiyor Yunan. Sayın Çavuşoğlu özellikle Yunanistan'dan Yunanistan'dan İtalya'nın kıyı anlaşması, MEP anlaşmasında Yunanistan'ın adalarla ilgili, ada sahanlığı ile ilgili Türkiye'ye yaptığı tabii ki doktrinin geçersiz olduğunu söyledi. Çünkü İtalya'da İtalya'ya yaptığı anlaşmada adaların sahanlığını reddeden bir şeye imza attı. Türkiye hukuki açıdan mükemmel bir koz elde etti dedi. Sayın Bakanımız Çavuşoğlu haklı da çünkü görünen köy kılavuz istemez değerli izleyenler. Şimdi bizim işi sıkı tutmamız lazım. Arnavutluk'la ve ne olursa olsun Mısır'la görüşerek Yunanistan'ın Mısır'la bir kıyı MEP anlaşması yapmasına engel olmak lazım. İkili anlaşma yapmasına. Arnavutluk, Arnavutluk ile de zaten Yunanistan belli konularda ve adalar konusunda tamamen zıt politika gidiyorlar. Arnavutluk'la da yapacağımız görüşmelerde belirleyici olacak. Bunların yaptığı MEP anlaşmasına karşı. Yani sahada kazanıp biz masada kaybetmeyeceğiz. Bunu da burada belirtmek isterim. Ayrıca Tarhuna bölgesindeki yağma ve çevrede elde edilen bölgelerdeki yağmalara İçişleri Bakanı, evet Libya hükümetinin İçişleri Bakanı el koydu. Tarhuna'ya polis kuvveti yolladı ve benzer alınan yerlere polis güçleri giderek güvenliği ve asayişi sağladılar. Suçlara karışanların mallarını el kondu ve tutuklandılar. Ayrıca Rus yapımı bir helikopterin aynı Pantsir sistemi gibi Tabii ki Rusya ee, ürünü olan bir helikopterin dolaştırılması Rusya için onur kırıcı. Şimdi Rusya kargo gemisi yolladı diyor. Bütün kamuoyunda bu görüşüldü. İki türlü tekrar söylemek istiyorum. İki türlü düşünebiliriz. Bir, bu kargo gemisinden Wagner inmiş olabilir. Bu kargo gemisinden evet kötü ihtimal S-300 inmiş olabilir. Ama şu ihtimalde var. Sirte'ye çok yoğun kuvvet sevk eden, çok yoğun e, güç sevk eden bu kuvvetlere karşı yani UMH kuvvetlerini durduramayacağını anlayan Rusya'nın oradan Bantsir sistemlerini çekmek gibi bir düşünceye kapılmış olacağı yönünde çok geniş bir görüşler var. Evet bu geniş görüş de tabii ki haksız da değil. Yani Gelişen durumlar ve oluşan gelişmeler bunu gösteriyor. Trablus'taki bu durum Rusların canını sıkmıştı. Yani Trablus'ta düşünün pansil sistemiyle dünyaya 7-24 canlı yayın yapılmıştı. Böyle bir olayla karşılaşmamak için stratejik silahlarını sirt eden geri mi götürdüler? Bu da tabii ki lehimize ama ben gene ihtimal vermiyorum hepsini götürdüklerine. Bu Gardabiyah üstüne girdiler. Ve kargo gemisinden ya Stratejik ürünlerini çekip götürdüler Pardon Kargo kargo uçağıyla Ya bu stratejik ürünlerini çekip götürdüler ya da Daha da çok katkı sunmaya geldiler bunun da sahada yansımalarını göreceğiz Çünkü teyitli bilgi gelse direkt açıklayacağım Mig uçaklarını lütfen Şunu belirteyim Sirte'de belli bir hedeften dışına çıkamıyorlar düşüneceğiz diye Ve bizim Hawk sistemi hariç Birçok sistemimizde belli bölgelerde konuşlandırılmakta. Yani bunun meyvesini kısa bir zamanda alacağız. Nasıl biz Libya'ya gittik hemen sonuç alınmadı da yavaş yavaş sonuçlar geldi. Nasıl Trablus'u kuşattığımızda, nasıl Vatya'yı kuşattığımızda sonunda muradımıza erdik. Burada da öyle olacak. Değerli izleyenler helikopter vermiş Fransa'ya Fransa, ya. Fransa Haft e yeni bir haber. 6 adet total şirketi vasıtasıyla böyle bir katkıda sunmuşlar. Ayrıca Sisi. Evet Yusuf Yusuf Sisi. Yusuf Yusuf diyor değerli izleyenler. Çünkü neden? Mısır tankları şu anda Libya sınırına geliyor. Neden çekiniyor? Bir kez daha söylüyorum. Mursi'yi ve oğlu şehit etti ve ihvan yönetimini darbe yoluyla şu anda tutukladı ve birçok haksız zulümlere imza atan ve iç kamuoyunda büyük bir ihvan hareketi muhalefetiyle karşı karşıya olan ve despot bir tutumları onları baskılayan Sisi şu anda Libya'da ihvana yakın bir hükümet gelirse diyor benim de buraya rüzgar eser ve halk ayaklanır beni de indirir diyor. Çünkü Mısır ekonomisi çok kötü halkı fakirlik içerisinde ve gerçekten Sisi sevilmiyor baskıyla bir yere kadar İşte her şey Sirte'de düğümleniyor. Sirte'de Türkiye başarılı olmak için her türlü hamleyi yaparken Pompeo'dan açıklama geliyor. Pompeo diyor ki Libya'da artık halkın konuşma zamanı, Libya'da Rusların gitme zamanı diyor. Bu da bizim masada elimizi güçlendiren ve Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmedeki o olumlu havanın bir yansıması açıklama. NATO yeni açıklama yaptı. Sayın Çavuşoğlu ile görüşmüştü. NATO Başkanı dedi ki Tür Türkiye'nin desteklediği Libya hükümetini destekliyoruz açıklaması yaptı. Ayrıca panser sistemleri şu anda de olabilir. Çünkü SİHA'larımıza atışlar gerçekleştiriyorlar. Ama siyahlarımız için oraya yerleştiren Koral alan açıyor. Belli SİHA'larımız şu anda Sirti'de panser sistemi olmasına rağmen taarruzlara katılıyorsalar kor e Koral sistemimizin açtığı koridorla bunu gerçekleştiriyorlar. Yani bir şeyler yapılıyor. Daha da yapılmaya devam edecek. İnşallah güzel haberleri almaya devam edeceğiz. Ve... Yine yayınımı kapatırken bu güzel espri dolu resimle şu anda tekraren kapatıyorum. Türkiye desteği gelmeden önceki kibirli Hafter'in hali, Türkiye desteği Libya hükümetine gelince Hafter'in iflas hali. Bakın siz görün. Bakan bekleten bir Hafter, solda Alman bakanı koridorda bekletmiş görüşmeden ve sonradan Alman Büyükelçiyi ayaklarda karşılayan ve yüzdeki mahcubiyet, o zayıflık, o özgüvensizlik takdiri sizlere bırakıyorum. Değerli izleyenler, sizlere anlatmak, Libya'yı anlatmak ayrı bir zevk. Sizlerle çünkü bütünleşerek hem dua ediyoruz, hem güzel dileklerde bulunuyoruz. İnşallah her şey Türkiye'miz adına, Türk İslam dünyası adına, hepimiz adına güzel olsun. Allah'a emanet olun.